Selam, herkese merhaba arkadaşlar. Cumartesi gününden merhaba. Gülay'ın Fikirleri kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi, biliyorsunuz ki izin var bize. Yani genel olarak Türkiye'ye izin var. Biz de bu cumartesi gününü değerlendirelim dedik eşimle beraber. Şu an Nakkaştepe'ye doğru gidiyoruz. Üsküdar'da manzaralı bir yermiş. Eşim daha önceden gitti. Beni de götürüyor. Götürüyor dedim. Yani çok beğenmiş orayı. Gülay dedi bir hafta sonu hani gideriz falan diyordu zaten. Bugüne nasipmiş. Bu arada Aslı ile Yakup'un da bugün evlilik teklifi şeyi var. Organizasyonu var. Ya, güzel. Ben dalga geçeceğim ben konuşuyorum diye. Yakup işte Hakan aramış. Hakan böyle işte bir organizasyon ayarladım. Sizin de işte yanımızda bulunursanız çok sevinirim diye bir şey söylemiş. Biz de oradan yani Nakkaştepe'den çıktıktan sonra organizasyonun bulunduğu yere gideceğiz. O şekilde yedim hayatım. O şekilde. O zaman Nakkaştepe'de görüşürüz. Gibi ama Nakkaştepe'ye geldik arkadaşlar. Maalesef ki kapalıydı. Boş boşuna gelmiş olduk eşimle birlikte. Değil mi Hakan? Sen neler diyorsun? Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki başlara bakıyoruz. Size şöyle manzarasını çekeyim sadece. Kadar burada da yüzüme gülmedi ya. Gerçekten de çok üzüldüm yani. Merak ediyordum. Zaten şu Nakkaştepe'de şunun arkası oluyor. Şuradaki taşı görüyor musunuz bilmiyorum ama onun arkasında böyle şeyler falan oluyormuş. Oturma yerleri falan oluyormuş. O şekilde yani. Herhalde hafta sonu kısıtlaması çok kalabalık olur diye de kapatmış olabilirler. Ya da şurada bir çalışma var. Tam şurada görüyor musunuz? Böyle bir yürüyüş parkuru falan yapıyorlar. O şekilde de kapatmış olabilirler. Böyle ama gerçekten de havası falan bayağı güzel geldi bana. Zaten görüyorsunuz denizde orada. O şekilde sonra görüşürüz. Evet, biz yolumuzun üstü olan Beykoz'da bir yere geldik. Hakan'la birlikte gözleme olan bir yer. Yani gözlemeci diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi sobası var. Şöyle bir ortamı var. Böyle yolumuzun üstü diye orada acıkırız falan diye açıkçası. Aslı'yla Yakup'un organize ettiği yerde yeme içme diye bir şey olmadığı için biz de acıkırız diye böyle bir yere geldik. Ortam bu şekilde. Şimdi gözlemimizi bekliyoruz. Ondan sonra bize konum atacakmış Yakup. O şekilde biz de gideceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Göreceğiz. Evet, Gülay Hanım üşümesin diye şöminesini de yaptım arkadaşlar. Ay canım aşkım. Gözlemeler de geldi. Çay bardakları bulmuşum. Daha çay istiyor musunuz? Nasıl? Çay içiyor musunuz? Hayır, 2 bardak doldu bize. Hakan, duman oldu her yer. Burası daha güzelmiş, bu ortamı beğendim. Buranın yerinde gene size çekmeye çalışırım. Ama köy kahvaltısı gibi bir cümleler yazıyordu o yani. Tam olarak adı yok buranın sanırım. Ama Beykoz yani. Beykoz'un herhangi bir köyünde durduk ve şöyle gözleme yiyeceğiz. Bu arada patatesli kaşarlı. Böyle bu şekilde. Şöyle manzarası var. Kağıt yok mu? Bu şekilde.
Evet, biz mekana geldik arkadaşlar. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Aslı ile Yakup'u bekliyoruz. Onlar da arkadaşlarıyla beraber gelecekmiş. Şu an beklemedeyiz. Aşırı derecede bir soğuk var. Yani ben böyle bir soğuk görmedim. Gerçekten de çok 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 soğuk. Bakalım ne zaman gelecekler? Sürpriz nasıl bir şey olacak? Gerçekten de çok merak ediyorum açıkçası. Göreceğiz. Organizasyoncu zaten hazırlık yapıyormuş şu anda. Saat 7'ye yaklaştığı için tam 7-7.30 gibi organizasyon olacak dedi Yakup. O şekilde şu an beklemedeyiz. Evet. Biz şu an mekana geldik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ortamı var. Şu an Aslı'nın haberi yok. 7-8 dakikaya buraya geleceklermiş. Bakalım bu manzarayı görünce nelerle karşılaşacağız bilmiyorum. Ama gerçekten yazın daha güzel olacak bir organizasyon gibi. Biraz daha yüksek olabilir ama. Sesimi sordu da organizasyon şirketinin sahibi. Ben de yüksek olabilir dedim. Dilar da bu arada Aslı'nın arkadaşı. O şekilde. Şimdi Aslı'yla Yakup gelecekmiş. Onu da size çekeceğim arkadaşlar. Thank you.
Kuza ikili kaldı. Polisler ileride kaldı. Bu cezayı kim ödeyecek? 3 milyarım yok Gülay. Aman Gülay canım Gülay. Yaktın beni bugün Gülay. 3 milyarı kim ödeyecek? Benim param yok ki Gülay. Bu kadar. Tam 1 saat 40 dakikadır yoldayız. Aslı ile Yakup'un evlilik teklifi bitti. Hemen biz de biter bitmez eve dönmek zorunda kaldık. Çünkü saat 8'e geliyordu. Saat şu anda 9.30. Hakan da şöyle dürümcüye girdi. Evde dedi bir güzel dürüm yiyeceğim çayla birlikte dedi. Şarkılar falan da söyledi. Arabada aşırı derecede böyle bir hızlı falan gittik. Ama neyse ki çok şükür kendi mahallemize geldik. 5 dakika sonra falan da kendi evimize varacağız. Günümüz bu şekilde geçti. Aslı'yla Yakup'u tekrardan tebrik ediyorum. İnşallah uzun ömürlü, ömür boyu mutlu olurlar. Ama birazcık korktu. O yandan biraz şanssızlık yaşadılar. Ama olsun, gerçekten de her şey çok güzeldi. Yani istediği gibi oldu Aslı'nın. Çünkü bana anlatıyordu şöyle olsun, böyle olsun, işte güzel geçsin falan diye. O şekilde günüm böyle geçti. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.